Doktorlarımız onkolojik hastalıklar ve tüp bebek tedavisi ile ilgili. Ankara'da faaliyet gösteren özel bir hastane tarafından Bolu'da onkolojik hastalıklar ve tüp bebek tedavisi ile alakalı bir konferans düzenlendi. Bilinmesi gerekenleri anlatacağı ve merak ettiğiniz tüm soruları cevaplayacağı seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminere Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, meme hastalıkları ve endokrin cerrahı Profesör Doktor Serdar Özbaş, medikal onkoloji uzmanı Profesör Doktor Deniz Yamaç, kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Sedat Cömert, beslenme ve diyet uzmanı Dilehan Kaya ve vatandaşlar katıldı. Yumurtalıkta ya da rahim sırasında gelişen tümörlerin erken tanısı kesinlikle hayat kurtarıcı. Meme hastalıkları ve endokrin cerrahı Profesör Doktor Serdar Özbaş seminer öncesi meme kanseri hakkında bilgiler verdi. Belki meme kanseriyle ilgili bir cümle söyledim size başlangıçta. Hepiniz farkındasınız da daha çok duyar oldunuz. Yaklaşık 20 yıl önce Türkiye için meme kanseri sıklığı bu kadar değildi gerçekten. Artık günümüzde her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanserini yakalanacak, bunu biliyorum. Bu rakam 20 yıl önce Avrupa ve Amerika'da böyleydi ama Türkiye'de böyle değildi, daha azdı. Dolayısıyla genel olarak yaşam tarzındaki değişiklikler ve işte beslenme şartlarımız, yaşam koşullarımızdaki değişiklikler Türkiye'de Avrupa ve Amerika rakamlarına yaklaştırdı. Hatta bizim için önemli bir problem, bizde genç yaş, Türkiye'de genç yaş popülasyonu çok fazla olduğu için 40 yaş ve altı meme kanseri oranımız Avrupa ve Amerika rakamlarının yaklaşık 3 katı. Konferansta tüp bebekle ilgili konuları cevaplamak için burada olduğunu kaydeden kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Sedat Cömert de yardım istemekten kimsenin çekinmemesi gerektiğini söyledi. Öncelikle yardım istemekten çekinmemelerini öneririm. Çünkü biliyorsunuz bu konular hala toplumumuzda biraz mahrem konular. Bazen sorun yaşayan insanlar aile içerisinde bunu çözümlemeye çalışıyorlar. Oysa ülkemizde sağlık sektörüne ulaşım oldukça kolay. Uzman hekimlere ulaşabilir ve bu konuda her türlü şeylerini sorabilirler. Hatta online platformlardan bile birçok konuda bilgi almaları mümkün oluyor. Çekingen davranmamalarını öneririm. Çözüm aradıkça çözüm bulunuyor çünkü. Medikal onkoloji uzmanı Profesör Doktor Deniz Yamaç, kanserin ilaç tedavisi yönünü anlatmak için geldiğini söyledi. Kanser bütün dünyada çok önemli bir sorun bugün için ve tabii adı bile duyulduğunda çok korkulan bir durum bu. Ve insanların kendilerinde fark ettikleri değişiklikleri korktukları için, kanser tanısı alacaklarından korktukları için geciktirdiklerini görüyoruz. Bu korkunun yenilmesi lazım. Bilgilendirmeler her zaman çok faydalı. Kanser tedavisinde şu anda gerçekten erken teşhise gidebilirsek çok iyi bir noktadayız. Dünya ile aynı noktadayız diyebilirim. Yamaç tüm kanser türlerinin ülkemizde artmış durumda olduğuna vurgu yaptı. Tabii tüm kanserler günümüzde hakikaten oran olarak artmış durumda. Özellikle akciğer kanseri. Akciğer kanseri neredeyse nedenleri tam aydınlatılmamış kanserlere göre biraz daha bildiğimiz bir kanser türü ve sigaranın çok önemli bir etken olarak çok önemli bir yeri var. Söz almışken onu hemen bir söyleyeyim. Sigaranın aslında birçok kanserde, özellikle mide bağırsak sistemi, mesane gibi birçok kanserde etken olduğunu da, etken olabildiğini de biliyoruz. Yani sigara içenlerde bu kanserler daha yüksek oranda görülüyor. Meme kanserinde, akciğer kanserinde tedavide gecikiyoruz bazen. Genellikle gecikiyoruz hatta. Ama meme kanserinde çok erken yakalama şansımız var. Tarama yöntemleri var. Biraz sonra belki söz geçecektir. Genç yaşlardan itibaren kadınların kendilerini kontrol etmeleri, özellikle aile içinde meme kanseri varsa bunu daha da dikkatli yapmaları önerilmeli.